Ya bu 2 sene önce mezuniyete 3 ay kala hıyar gibi okulu bırakmış, tamam mı? Şimdi geri dönmek istiyor. İyi, Allah okul yönetimine kolaylık versin. Zamanında niye bıraktı? Okusun falan diye ana babayla konuşacaksa öğretmen. E anası babası nerede? Arazi. Vah 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 vah. Onun için acaba siz mi şey yapsanız? Ne yapsak? Hani rehberlik hocasına gidip böyle 5 dakika anası babası gibisinden. Oğlum delirme Allah sen ya. Ya benim her gün düzenli olarak 1 saat gidip Bünyamin'e yalakalık yapmam lazım. Oğlum zaten bir ona bir bize bak. Kim inanır Eylem'in anası babası olduğumuza ya? Eylem'in gurur duyacağı bir resim değil zaten. Ama mecburi. He? Günah ya. Gidiverin Selahattin, yapayalnız çocuk. Babacığım, annemle siz gidin. Hem bir meşgale olur. Mektep hoca korkum olmasa giderim. Ay çarpıntı gelecek yine orada. Niye? Tek ayak üstte durdururlardı mektepte. Korku kaldı. Ne olacak ki tek ayaktan? 34 numara ayak. Cüsse malum. Ay çok zordu. Sürekli düşermiş yazık. Arkadaşlar da hep gülermiş. Ondan okuyamadım. Yoksa profesörlük dalını istiyordum. Selam. Hakan'ı burada mı bırakmışım? Annenden haber var mı? Al kızı. Selahaddin'i de al. Akşam üzeri gidin öğretmene. Ama... Benim Orçun'un veli toplantısına bile gitmiştim. Yoktur ya. Kasmayın. 10 dakika. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba hocanım. Ben Selahaddin Şimgülistan. Evren'in annesi babasıyız. Evren kim Selahattin? Evren mi dedim? Ay kendi öz biyolojik çocuğuma. Ki bana çok benzer. Bak, bak. Karbon kopya. Babam kafası hep böyle dağınıktır. Çok güleriz. Olsun, olsun, olsun. Buyurun. Evet. Şimdi hocanım, Eylem'in sorunları vardı. Ergenlik. Atlattık. Hayırlısı olsun. İşte liseyi de bitirir inşallah. Evet. Yo. Bu kadar çabuk değil. Eylemciğim, seni biraz dışarı alacağım. Okey. Şimdi... Eylem biraz dik başlı bir çocuk. Bana benziyor. Önce acaba Burcu'yla mı ilgili diye düşündüm. Burcu kim? Kız kardeş. Ne? Olabilirdi ama yapmadık. Dedik bir tane yeter. Burç diyorum. Asiliği mizacından mı kaynaklanıyor acaba diye. Eylem hangi Burç? Vallahi şimdi... Eylem o kadar güzel böyle bütün burçları kucaklayan bir çocuk ki. Yani. Ha Selahattin? Benim olayım daha çok Çin burcu. Evet, Çin burcu. Çünkü bizim müşteriler genelde Çin, Orta Doğu ağırlıklı. Eylem Çin burcunda Zargana'ya denk geliyor. Dik başlı, lider, ayaklarını çabuk üşüten. Okey. Ya benim işim var, geç kaldım. Annesi devam etsin. Sen de arkadaşının babası değilsin herhalde. Otur. Eylem'in doğum tarihi ne? Selahattin daha iyi bilir. Ha? Ben doğum falan. O gün kayıp bende.
Kordon mordon da dolanınca, değil mi? Babası Tarih. Leylaklar açıyor muydu? Veya güllerin bir geçiş dönemi vardır ya hoca hanım, Gülistan. Babalar bilir böyle şeyleri. Niye her haltadan biliyorum canım? Gitmeyi çok iyi biliyorsun ama balım. Pişpirik oynamaya gitmiyoruz herhalde iş gücü hayatım. Bizim de var herhalde ama 10 dakika dedi kır. Dizini otur 10 dakika değil mi? Evet aşkım, evet hocam. Şimdi ailede bir işle bozukluğu, bir ilgisizlik hissettim. Çözmek lazım. Çözeriz. Biz şimdi kalkalım, akşam bunu biz evde çözeriz. Hadi. Yok. Şimdi ben sizi buraya haftada 3 gün isteyeceğim. Yok. Mümkün değil yani vakit. Oo, ben sizi uyarım. Eve gelirim, gece olur, sabah olur, hepsi olur. Sen burcunu murcunu, hobini fobini yaz, biz ezbere başlayalım. Nasıl geçti? Harika. Bütün angaryalarıyla beraber bir çocuk daha yaptık. Üstelik en keyifli tarafını es geçerekten. Tırnaklar bitti, parmaklara başladın kızım. Parmaklarını yeme ya. Allah Allah. Ne iş güzel bir kadın çıktı bu hoca hanım ya. Ülkedeki herkes bunun gibi işini sahiplense memleket durur. Efendim, başlamadan önce bir maruzatım var. Bu çocuk matematik kafalı bir çocuk. Neden edebiyat bölümü? Yazarlık istiyor Selahattin. Müzik de istiyor. Bayıldığı bir müzik grubu var. Black Veil Brides. İğrenç bir şey. Onu dinleyince müzik istiyor, dinlemeyince hop yazarlık. Ve ikisinde de para yok. Niye ama konuştuk bunları? Yavrum biz yapma demiyoruz. Hobi olarak gene yap. Oldu. Hoca hanımın vaktini çok almayalım da başlayalım biz. Ben sizin vaktinizi almayayım artık. Kısa zamanda bu üçlüdeki işle bozukluğunu çözdük bence. Vallahi dersler bitti mi? Hobi olarak gene yap. Duyunca tamamdır. Anladım ki zaten temel sorun başka yerde. Nerede? Eylemciğim, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Hadi, hadi yavrum. Haydi güzel. Hadi anneciğim. Şimdi konu şu. Eylem'in bir sevgilisi var. Orçun. Tanıyoruz. İyi bir çocuk. Pırlanta. Ama hissettiğim ailesinde yapısal bir bozukluk var. Özellikle babasıyla ilgili. Her aile bizim gibi olmuyor. Eylem'in gelgitleri Orçun kaynaklı bence. Orçun ailesini de buraya istiyorum. Gelsinler. Biz nasıl eşek gibi geldiysek onlar da gelsin. Servetciğim korkma. Hoş geldiniz. Sizi Orçun'la birlikte buraya istememin sebebi bir sorunumuz var. Hocam iyi yapamadık biz bu çocuğu. Baba. Ben ödevlerimi yaptım, Şehmus yapmadı. Anneciğim biraz sakin. Öğretmen fobisi var da hanımın, ondan böyle üzüldü. Hayır, Şehmus gençlerle karıştırıyor, esas ona üzüldüm hocam. Hoca anlardı zaten, o gözünden anlar insanın. Sustum, 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 şiştim artık. Vasiye bir yerde haklıymış. Hadi Şehmus, anlat bakalım hocaya şimdi. Şimdi ben sizi haftada 4 buraya almak isterim. Ben 6 defa da gelirim hocam, ödevden kaçmam. Çok gelelim ki iyice kafamıza girsin.